Gazetesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünyadan derlediğimiz haberler ve gündemdeki konularla Stüdyo Washington yayınıyla karşınızdayız. Arjantin bu hafta G20 zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayacak. Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu isimler arasında ve iki lider zirve kapsamında bir araya gelecek. Bu görüşmede gündem ne olacak? Bu sorunun yanıtını alacağız. Ancak öncesinde Trump-Erdoğan telefon görüşmesinde hangi konular ele alındı? Bu soruya yanıt vereceğiz. Beyaz Saray'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ve Türkiye'yi de ilgilendiren açıklamayı paylaşacağız. Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza ile Türk-Amerikan ilişkilerindeki son durumu konuşacağız. Amerikan gazetelerinin manşetlerine bakacağız. Stüdyo Washington başlıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun bugünkü oturumunda ele alınıyor. Oturumda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis, Kaşıkçı cinayeti ve Washington-Riyad ilişkileri konusunda Senato'yu bilgilendirecek ve soruları yanıtlayacak. Bu arada Arjantin'deki G20 zirvesinde Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze bir görüşme yapacağı açıklandı. Ancak öncesinde iki lider telefonda görüştü. Peki bu görüşmede Kaşıkçı cinayeti ele alındı mı? Görüşmede başka hangi konular gündeme geldi? Washington'da bu konuyla ilgili yapılan değerlendirmeleri Serdar Cebe aktaracak. Serdar? Şunu biliyoruz, ikili konular, özellikle iki ülkeyi ilgilendiren ikili konular gündeme geldi Trump-Erdoğan görüşmesinde. Ve iki liderin esas üzerinde durdukları konu Karadeniz'de yaşanan, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a iki liderle yaptığı görüşme ile ilgili bilgilendirdiği, konuştuğu belirtiliyor. Türkiye'den verilen bilgilere göre. Ama Beyaz Saray'dan şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. İki liderin görüşmesinde hangi konular gündeme gelebilir? Tabii ki iki ülkeyi ilgilendiren önemli konular. Bunlardan birisi özellikle Suriye sorunu. Diğeri tabii ki yine bölgede yakından son iki aydır meşgul eden Kaşıkçı cinayeti konusu özellikle gündemde olan konulardı. Ki dün Beyaz Saray açıklamasında da bunu gördük. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yapılan açıklamalarda Amerika, özellikle Amerikan hükümeti tavrını sürdürmeyi devam ediyor. Şimdi Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de bir araya gelecek. Bunun öncesinde aslında bugün yaptıkları telefon görüşmesinden önce 16 Kasım'da iki lider bir telefon görüşme daha yapmışlardı. Ve o görüşmede yine ele alınan konular özellikle Türkiye'nin öne çıkardığı konular FETÖ olarak adlandırılan Fethullah Gülen'in iadesi ve Suriye konusundaki yaşanan anlaşmazlıklar, Amerika'nın YPG-PYD'ye de sağladığı destek ve aynı zamanda orada iki ülkenin beraber devriye oluşturmaları ve Amerika'nın bölgede Türkiye sınırında oluşturacağı üsler, gözetleme üsleri, yine Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan görüşmede ele alınan konulardı Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmede. Bu telefon görüşmesi önemli. Özellikle Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasından sonra diyalog sürecinin gittikçe arttığını görüyoruz. Temasların arttığını görüyoruz. İki lider sık sık bölge sorunları ve iki ülkeyi ilgilendiren sorunlarla ilgili konuşuyorlar ki geçtiğimiz konuşmanın ardından da çıkan haberlerde biliyorsunuz Gülen'in iade edilmesinin yolunu aradığı belirtiliyordu Beyaz Saray yönetiminin ki bundanla ilgili yapılan açıklamada daha sonra Gülen'in iadesi konusunun Beyaz Saray'ın gündeminde olmadığı belirtilmişti Amerika Birleşik Devletleri tarafından ama Türkiye tarafından istenebilecek her ve yapılabilecek her şey için Amerika Birleşik Devletleri'nin açık olduğu da yine Beyaz Saray açıklamasında dile getiriliyor. Daha sonra Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan'la yaptığı görüşme ile ilgili yorumlarda da bulunmuştu. Ve o yorumlarda Erdoğan'ı iyi anlaşıyoruz ve güçlü ve sert akıllı bir adam olarak tanımlamıştı ABD Başkanı Donald Trump. Bugün yapılan görüşmede ana gündem maddesi Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan
kriz ve o krizin doğurabileceği sonuçlar olduğu belirtiliyor ama diğer konularda dediğim gibi esas olarak Arjantin'de iki lider arasında gündeme gelecek konular. Özellikle Suriye konusu, S-400'ler konusu, aynı zamanda Kaşıkçı cinayeti, özellikle buna üzerinde önemli durmak lazım. Çünkü bu konuda Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da Dışişleri internet sitesinden yaptığı bir açıklama var. Onu da hemen aktarayım Özlem. Pompeo şöyle diyor: Amerika'nın Suudi Arabistan'la ilişkilerinin seviyesini düşürmesinin ulusal güvenlik açısından bir hata olacağı uyarısında bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada. Bu da demek oluyor ki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşülecek önemli konulardan birisi de Kaşıkçı cinayeti ve ileriki aşamada Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin düzeyi de tabii ki Amerika'yı ilgilendiren konulardan birisi. Çünkü İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı önemli kozlardan birisi de İran. İran'la Türkiye, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasındaki ilişkinin de kötü olmasını Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman isteyemeyeceği için Arjantin'de yapılacak görüşmede gündeme gelecek konulardan birisini bu olarak tanımlayabiliriz Özlem. Serdar Cebe, Arjantin'de yapılacak G20 zirvesi kapsamında yüz yüze görüşecek olan Trump-Erdoğan'ın telefon görüşmesiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Teşekkürler Serdar. Hatırlatalım, zirveden gelecek haberleri hem Stüdyo Washington yayınında hem de Amerika'nın sesi.com aracılığıyla paylaşacağız. Thank you. Sırada Amerikan basından özetler var. Bugün gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberleri Pınar Sayar Kızılçalı özetliyor. Basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post, Başkan Trump'la yaptığı ve Merkez Bankası politikalarından iklim değişikliğine farklı konuların ele alındığı 20 dakikalık söyleşinin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Trump'ın borsalardaki son çalkantıdan ve otomotiv devi General Motors'un Kuzey Amerika'daki bazı fabrikalarını kapatacağı ve personelinin %15'ini işten çıkaracağı açıklamasından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı sorumlu tuttuğunu yazıyor. Habere göre Trump söyleşide kendi eliyle seçtiği Merkez Bankası Başkanı Powell'dan bir nebze bile memnun olmadığını söyledi. Trump, Merkez Bankası'nın faiz artışı politikasını eleştirdi ancak ekonomik gerileme dönemine girileceği gibi bir endişesi olmadığını kaydetti. Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gerginlikler nedeniyle Arjantin'deki G20 zirvesinde Rusya lideri Vladimir Putin'le yapması planlanan görüşmeden çekilebileceği tehdidinde bulundu. Trump söyleşide ayrıca Şükran Günü'nden hemen sonra yayınlanan iklim değişikliği raporuyla ilgili de konuştu. İklim değişikliğinin etkilerini görmediğini kaydeden Trump, "Benim gibi birçok zeki insan iklim değişikliğine inanmıyor," dedi. Söyleşide gündeme gelen bir başka mesele ise Cemal Kaşıkçı cinayetiydi. Trump, Suudi Arabistan'la olan sıkı bağları koruma kararında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın cinayet talimatını bizzat verdiği suçlamalarını devamlı olarak reddetmesinin büyük rol oynadığını söyledi. New York Times'ta geçen ay Java denizine düşen Endonezya havayolu şirketi Lion Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutusundan alınan verilerin uçağın düşüş nedeniyle ilgili önemli ipuçları içerdiğini yazıyor. Gazete, 189 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği kazaya hatalı sensör göstergeleri alan bir otomatik sistemin neden olduğunun anlaşıldığını bildiriyor. Habere göre uçağın pilotları kalkış anından itibaren hatalı sensörler nedeniyle burnu sürekli inişe zorlanan uçağı kontrol etmek için çok çabaladı. Pilotlar havada sadece 11 dakika kalan uçağın burnunu en sonunda havaya yöneltmeyi başarsa da tam kontrol sağlayamadı ve uçak saatte 720 km hızla denize düştü. Uzmanlar kara kutu verilerinin açıklanmasından önce de kazaya Boeing'in son model 737
7 uçaklarında kullandığı ve uçağın burnunun çok fazla yükseltmesini engelleyen bilgisayarlı sistemdeki hatanın yol açmış olabileceğini düşünüyordu. Birçok pilot kazadan sonra Boeing'in yeni uçaklarında kullandığı bu sistem hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini kaydetmişti. Boeing ise sistemle ilgili prosedürlerin ayrıntılarının uçağın pilot el kitabında bulunduğunu savunuyor. New York Times bugün ayrıca Cuma günü Arjantin'de başlayacak G20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek olan Başkan Trump'ın ticaret konusunda Çin'le anlaşmaya varmaya istekli olduğunun sinyallerini verdiğini bildiriyor. Gazete Trump'ın şimdiye kadar ticaret konusunda Çin'e taviz vermeyen bir yaklaşım sergilediğini hatırlatıyor. Ancak gazetenin yorumuna göre ek gümrük tarifesi uygulamaları tehdidinin perde arkasında uzatmalı bir ticari savaşın mali piyasalar ve ekonominin geneli üzerinde olumsuz etkiler doğuracağına ilişkin kaygılar giderek artıyor. Amerikalı yetkililer bu durumun Amerika ve Çin arasında yeni gümrük tarifesi uygulamalarını birkaç aylığına askıya alacak bir anlaşma yapılmasına zemin hazırlayabileceğini kaydediyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basınından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Trump yönetiminin göçmen politikalarıyla devam edelim. Başkan Donald Trump yönetiminin aldığı kararla Amerika'ya girmeye çalışan göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmasını savunuyor. Sınırda yaşanan gerginlik krizi daha da derinleştiriyor. Buna iki taraftan da güvenlik yetkililerinin göçmenleri tutuklaması ve şiddet olaylarına karışanları yargıya teslim etmesi de ekleniyor. Görevlilerinin yüzlerce göçmeni durdurmak için hafta sonunda Meksika sınırında göz yaşartıcı gaz kullanması kaosa neden oldu. Göçmenler Meksika'nın Tijuana kasabasından sınırı geçmeye çalışıyordu. Amerikalı yetkililer göçmen kafilesinden bazı kişilerin sınır devriyelerine mermi attıklarını söyledi. Sınır devriyelerini güçlendirmek için bölgeye binlerce asker gönderilmesi için emir veren Başkan Trump, göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmasını da savundu. Kullanmak zorunda kaldılar çünkü sorunlu bir grup tarafından ciddi anlamda zorlandılar ve göz yaşartıcı gaz kullanmaları gerekti. Esas nokta şu, kimse bu ülkeye yasal olmayan yollardan giremez. Tijuana polisi sınırı kaçak olarak geçmeye çalışan onlarca göçmeni gözaltına aldı. Amerika Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi de 69 kişinin tutuklandığını açıkladı. Trump'ın bize giriş izni vermesi için biz de güç kullanmak zorundayız. Yasal işlemleri yaparak bizi alacakları yalan. Çünkü çok kalabalığız. İnsan hakları örgütleri Başkan Trump'ı sığınma programına son vererek bir göçmen krizi yaratmakla suçluyor. Trump yönetimi göz yaşartıcı gaz kullanarak insanları sınır geçiş noktasına yaklaşmaktan bile alıkoyuyor. Sonuç olarak da bu kişiler bu yola başvuruyor. Bu kişilerin sınır noktasına gelip sığınma başvurusu yapmasına izin verilmiyor. Pazartesi günü Başkan Trump bir kez daha 3000 kilometre uzunluğundaki Amerika-Meksika sınırını kapatacağını söyledi. Trump ayrıca Amerikan Kongresi Meksika sınırına duvar projesini onaylayıncaya kadar federal hükümeti kapatma tehdidinde bulundu. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Washington. Yayınımızın başında aktarmıştık. Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 zirvesi kapsamında gerçekleşecek yüz yüze görüşme öncesinde telefonda görüştü. Bu görüşme kısa bir süre önce tarihinin en gergin günlerini yaşayan Türk-Amerikan ilişkilerinde suların durulduğunu mu gösteriyor? İki ülke arasında fikir ayrılığı yaşanan konular neler? Halkbank davasında son durum ne? Kongreye sunulan F-35 raporu Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Bu soruları ve çok daha fazlasını Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza'ya yönelteceğiz. Öncelikle yayınımıza katıldığınız, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Konu Türk-Amerikan ilişkileri olunca gündemde pek çok konu var ama hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la az önce bir telefon görüşmesi yaptı. Birkaç gün içinde yüz yüze görüşecek iki liderin bu telefon görüşmesini siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi iki lider arasında zaten bir telefon diyalogu var. Saymadım ama yani bu yıl içinde belki 5-6 defa konuştular.
Ayrıca Paris'te de Kasım başlarında iki merasimde bir görüşmeleri oldu. Kısaca ondan önce NATO'da zirvesinde görüşmüşlerdi. Söylediğiniz gibi Buenos Aires'te de zaten G20 görüşmeleri çerçevesinde ikili bir görüşme olacak. Anladığım kadarıyla bugünkü telefon konuşması Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik konusuna odaklanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ukrayna Cumhurbaşkanı hem de Rusya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelerin içeriğini Donald Trump'la paylaşmış. Ve Başkan Trump'la yani bu krizden nasıl çıkılma yolu konularını konuşmuş. Tabii bu Türk-Amerikan gündeminin, ikili gündeminin içindeki önemli, uzun süreden beri devam eden sorunlardan farklı bir konu. Diğer konular sanırım Buenos Aires'teki görüşmelerde ele alınacak. Bu görüşmeleri göz önüne alırsak, evet Türk-Amerikan ilişkileri tarihindeki en gergin günlerini yaşadı ama artık bu süreç sona erdi ve iki ülke arasında sular duruldu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Zira bir sorun daha giderilmeden başka sorunların da gündeme girdiğini görüyoruz. Mesela uzun bir süre bu Rahip Brunson'ın tutuklanması konusuna odaklanmıştı Türk-Amerikan ilişkileri. Tabii bunun yanı sıra Kuzey Suriye'deki YPG, PKK ile bağlantılı olduğu kesin olduğu Türkiye tarafından devamlı vurgulanan örgütle ABD arasındaki ilişkiler vardı. Fethullah Gülen konusu vardı. Diğer başka konular da var. Tabii ama yani şu anda her şeyin durulduğunu söylemek için çok erken. Rahip Brunson'un tutukluluk sürecinde karşılıklı yaptırımlar iki ülke ilişkilerine nasıl zarar verdi? Bayağı zarar verdi. Zira bu gibi konular bu noktaya gelmeden önce giderilmesi gerekiyordu. Zaten bu sorunun da uzun bir süre giderilmemesi Türk-Amerikan ilişkilerindeki daha derin yapısal bir soruna işaret ediyor. Zira bu ilişki unutmayalım, tekrar hatırlamakta fayda var. Soğuk Savaş döneminin olağanüstü ortamında kurulan ve 40 yıl Soğuk Savaş dönemi sürecinde devam eden bir ilişkiydi. Ondan sonra zaten bir takım sorunlar, o dönemde bastırılan bir takım sorunlar yüz üstüne çıkmaya başladı. Söylediğim gibi biri bitmeden, biri giderilmeden o biri gündeme geliyor. Burada önemli olan şu, iki başkentte sorunlara rağmen ilişkiyi sürdürme niyetinde. Fakat ya bir noktaya gelince, sizin de söylediğiniz gibi iki taraf birbirine yaptırım uygulama başlayınca bu ittifakın ne kadar sağlam olduğunu sorgulama durumuna geliyoruz. Peki Kongre'ye sunulan F-35 raporu Türkiye için ne kadar önemli? Bundan sonraki süreçte neler olmasını öngörüyorsunuz? Şimdi tabii Türkiye baştan beri bu F-35 projesinde çok önemli bir rol oynuyor. Üretimin bazı bölümleri Türkiye'de gerçekleşiyor. Fakat buna karşı özellikle Brunson tutuklandığı bir dönemde F-35'lerin verilmemesi için Kongre'den, özellikle Senato'dan bir takım itirazlar geldi. Şimdi burada iki araç var Kongre'de bu satışı engellemek veya ertelemek için kullanılan. Bir tanesi Pentagon'ın, yani Savunma Bakanlığı'nın yaptığı harcamalara olanak veren savunma bütçesi, ki rapor o çerçevede Savunma Bakanlığı'ndan istenmişti Senato tarafından. Tabii Temsilciler Meclisi de bunu onaylamıştı. O yüzden zaten Trump'ın imzasıyla kanun oldu. Bir de Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesine eklenen bir madde var. O daha da açık bir şekilde F-35'lerin Türkiye'ye talebini S-400 füze sisteminin Rusya'dan alımına bağlıyor. Savunma Bakanlığı'nın verdiği rapor birinci kanunla ilgili onun gerektirdiği bir rapordu. Anladığım kadarıyla rapor gizli ama anladığım kadarıyla Savunma Bakanlığı F-35'lerin Türkiye'ye sevk edilmesini istediğini, buna destek verdiğini belirtiyor. Fakat tabii burada Türkiye'nin S-400 füze sistemini alma konusundaki kararlılığı
ki bu devamlı olarak teyit ediliyor Ankara tarafından. Sanırım ileride sadece bu F-35'lerin Türkiye sevkiyatı değil, ayrıca Katsa isimli Rusya'ya yönelik ambargo yaptırımların Türkiye ikincil bir şekilde yansımasına da yol açabilir. İki ülke arasındaki en önemli başlıklardan biri de şüphesiz Halkbank davası. Türkiye davayı siyasi bir tiyatro olarak yorumluyor. Amerika'dan bakıldığında dava sürecine ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii Halkbank'a yönelik bir ceza, maddi bir ceza uygulanması uzun bir süre Hazine Bakanlığı'nın OFAK isimli bölümünün gündeminde. Türkiye hiç ceza verilmemesini veya verilecekse bunun küçük miktarda bir ceza olmasını savunuyor. Bu konuda şu anda atılmış bir adım yok ama devamlı olarak en üst seviyede veya daha alt seviyelerde yapılan görüşmelerde, ki buna geçenlerde Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington'a yaptığı ve karşıtı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeyi de ekleyebiliriz. Türkiye devamlı olarak bu konuyu açıyor. Şimdi bu Washington'da devam eden bir süreç. Bir de buna paralel olarak New York Güney Bölge Mahkemesi'nde devam eden ve Hakan Atilla'nın hapse gönderildiği ayrı bir süreç var. Halkbank Genel Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı olarak birey olarak Hakan Atilla yargılandı ve ceza aldı. Halkbank'a yönelik tüzel olarak bir dava yok. Fakat iki sürecin birbirine etkilediğine dair bir takım söylentiler var. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'ten dönerken bu konuda kendisinin de duyumlar aldığını ve bundan rahatsız olduğunu söylemişti. Bakalım önümüzdeki dönemde Halkbank konusu, ki kapatılmadı hala ve yakın bir süre içinde de kapanacağını sanmıyorum, nasıl sürecek? Bir de şunu vurgulamakta fayda var. Halkbank konusu ABD'nin gündemine geçmişte ABD'nin uyguladığı fakat Türkiye tarafından uygulanmadığı veya uyulmadığı konusu yüzünden Halkbank'ın yönelik bir süreç başlatılmıştı. ABD'nin yeni yaptırımlar konusundaki ısrarı, İran'a karşı daha da sertleşen eğilimi ve bu konudaki tüm müttefiklerinin, Türkiye de dahil, buna uymasını istemesi sanırım Halkbank konusunda Türkiye'nin istediği esnekliği göstermeyeceğini işaret etmektedir. İki ülke ilişkilerindeki bir başka önemli başlık da Amerika'nın YPG'ye desteği. Bu desteği nasıl yorumlamak lazım? Evet, 2014'ten beri ABD askeri alanda Kuzey Suriye'de faaliyet gösteren YPG isimli Suriyeli Kürt örgütle işbirliği içinde. Türkiye, az önce söylediğim gibi, YPG'nin Türkiye'ye karşı uzun bir süreden beri terörist faaliyetlerde bulunan PKK'nın bir yan örgütü olduğunu vurguluyor. Ve ABD'nin PKK'yı Türkiye gibi terörist bir örgüt olarak gören yaklaşımının ABD'nin YPG ile ilişkisini de sonlandırmasını, yol açmasını istediğini dile getirmekte Türkiye. Fakat tabii ne Obama yönetimi 2014-2016 arasında ne de Trump yönetimi 2016'dan sonra bu ilişkiyi kesmedi. Bilakis Trump Mayıs 2017'den itibaren direkt silah sevkiyatına başladı. Bu çerçevede büyük bir miktarda silahın bu örgüte verildiğini biliyoruz. Türk hükümeti bu konuda devamlı şikayet ediyor. Fakat ABD YPG'den YPG'de ilişkilerini kesme niyetinde olmadığını artık açık bir şekilde belirtiyor. YPG'nin PKK gibi Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmadığı görüşünü savunuyor, ki Türkiye bunu reddediyor. Türkiye'nin son dünkü Milli Güvenlik Kurulu açıklaması da dahil bu konuda çok sert açıklamalar olmuştur. Türkiye hatta Kuzey Suriye'ye yeni bir askeri operasyon yapıp YPG'ye karşı savaşabileceğini söylüyor oradaki ABD askeri mevcudiyetine rağmen.
Sanırım diğer konuları da konuştuk ama belki de bunların içindeki en tehlikeli bir çatışma potansiyelini getiren bu konudur. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti bugün Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda ele alınıyor. Kaşıkçı cinayetinde Türkiye ve Amerika arasındaki iletişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla belli ki bu konuda bir görüş ayrılığı var. Türkiye kendi topraklarında gerçekleştirilmiş olan, artık tartışılmaz olan bir cinayet konusunda ismini vermeden Suudi veliahtı Muhammed bin Selman'ı suçluyor. Halbuki Başkan Trump ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton son yaptıkları açıklamalarla bu konuda direkt olarak Muhammed bin Selman'a karşı bir yaptırım niyetlerinde olmadıklarını gösterdiler. Buradaki gerekçe de Suudi Arabistan'ın ABD için önemi, ki bu çerçevede petrol üreten konumda olması, İran'a karşı yeni başlatılan operasyon diyelim, Suudi Arabistan'ın çok önemli bir rol sahibi olması, ABD'nin ticari ilişkileri Suudi Arabistan'la, ki bu çerçevede silah satışları çok önemli. Bütün bunlar yüzünden belli ki Washington Riyad'a karşı Türkiye'nin istediği gibi, yani sonunda bir korkunç bir cinayet gerçekleştirilmiş. Bu konuda ABD'nin de aynı çizgide olmasını istiyor. Fakat ABD'nin bu noktaya gelmeyeceği belli oldu. Bunun da Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl yansıyacağını sanırım Buenos Aires'teki görüşmeden sonra daha iyi anlayacağız. Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza yayın konuğumuzdu. Yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Washington'dan yaptığımız yayının bugün de sonuna geliyoruz. İnternette adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın yine Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla Washington'dan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.